Merhaba değerli izleyiciler. Bir kahve molası programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli, değerli Cengiz Üzüm Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Cengiz Hocam, kişisel ve kurumsal iletişim stratejileri uzmanı, eğitim, yönetim, gelişim, mentoru ve danışmanı, profesyonel konuşmacı ve eğitmen. Bugünkü konumuz bir liderin not defteri. Cengiz Hocam, biraz kendinizden bahseder misiniz? Bir liderin not defterinin neler olması gerekiyor? Bir liderin not defteri nedir? Evet. Liderlik kavramı günümüzde biliyorsunuz çok önemli bir kavram. Ve belirli seneler içerisinde, işte her 100 yıl içerisinde bir lider yetişir der. Evet. Ama bu olaya farklı bir açıdan baktığınızda, aslında yaratan yaratırken, insanı var ederken, liderin içerisinde olması gereken özelliklerin bir bölümü zaten vermiştir. Genetik yapısında vardır. Vardır. Yani liderin, hani derler ya, doğuştan mı lider olunuyor, sonradan mı lider olunuyor diye. Tabii ki bir liderin lider olarak tanımlanabilmesi için doğuştan kazanılan o özelliklerle beraber sonradan öğrenilen ve deneyimlenen bir seri becerilere ihtiyaç var. İşte bu beceriler çerçevesi içerisinde lider bugün kavramların içerisinde yer alıyor. Bugün binlerce liderlik tanımı yapılıyor. Evet. Üniversitelerde, akademik zeminlerde bununla ilgili tezler hazırlanıyor. Ve bunların eğer böyle bir karşılaştırmalı bir sınıflamaya sokarsak bir yıl şeylerin örtüştüğünü, bazı özelliklerin örtüştüğünü görüyoruz. Evet. Ama %100 örtüşen tek bir özellik var. O da uyum. Uyum. Bir liderin yaşadığı bu dünyayla, yaşadığı coğrafyayla, yaşadığı bu coğrafyanın insanlarıyla uyum içinde olması ve bu uyumu kendi yaratılış kuralları içerisinde yürütebilmesi, çözebilmesi ve hayata geçirebilmesi gerekiyor. Ve bu da işte biz bir liderin not defteri derken bu not defterinde neler var? Şöyle bir küçücük bir kolaj yaptık, evet, derledik, toparladık. İşte bugün de sevgili Antep'te güzel bir seminer, güzel bir çalışmadan sonra teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. Siz misafiriniz olduk. Hoş geldiniz tekrar. Gaziantep Askon olarak Askon şubesine misafirisiniz. Burada da izlediğim kadarıyla gayet keyifli bir sohbet oldu. İş adamlarımızın önünü açtınız. Bir vizyon kazandırdınız. Estağfurullah. Size teşekkür ediyorum. Şimdi hani bahsettiğimiz şey var ya, doğuştan ve sonradan kazanılan ve deneyimlen o beceriler neler olabilir? Şimdi insanın doğuştan var olan bir yıl özelliği zaman içerisinde kendini yeniden yapılandırabiliyor. Yani şartların getirmiş olduğu ölçekte, öğrenilmiş çaresizliklerle ya da fırsat bulamamanın getirmiş oldukları dayatma ve zorluklarla bunlar yeniden bir şekil buluyor. Ama insan insan olarak doğar, insan olarak ölür. Ve insanın insan merkezi içerisinde çok önemli bir değeri var. Evet. Erdemlidir. Sabırlıdır, anlayışlı görülür, sağduyuludur, esnektir. İnsanın yapısının içerisinde, fıtratında bunlar hepsi var. Ama zaman ve şartlar bazen bunları reaktif, bazen tersinde daha olumsuz zeminlere çekebiliyor. Olumlu ve olumsuz. Olumsuz zeminlere, evet, çekebiliyor. Yani aslında benim kendi bakış açımda kötü insan gibi bir kavramı çok fazla kabul etmesem de aslında o kötü insan da iyiliği biliyor ama kötülüğü tercih ediyor. Yani bir taraftan iyilik, bir taraftan da kötülük yaşamın bir uyumu ve dengesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte lideri bu not defteri öyle önemli küçük başlıkları içeriyor ki arzu ederseniz o başlıklarda neler olmalı, neler yapmalı? Biz bir lider dediğimiz zaman ne bekliyoruz? Liderlik nedir sizce yani Sayın Hocam? Yani bunu ben sevgili Mehmetciğim, yani sana sorsam sen ne dersin? Yani bugün lider tabii ki sürükleyici olan, lider tabii ki harekete geçiren, lider tabii ki uzaktan emreden değil, başta koşturan, rehber gerekli olan, yerden arkadan ittiren, gerekli yerde önden çeken ama vizyonuyla, misyonuyla, davranışlarıyla, ilişkileriyle, iletişim biçimleriyle, evet, İletişim biçimleriyle ve hayatı kucaklayıcı biçimleriyle, insanı orijine merkeze oturtan anlayışıyla, çok önemli, insana duymuş olduğu ilginin doğal yapısıyla, evet, yapmacık ilginin dışında ona vermiş olduğu değerle, insan olarak vermiş olduğu değerle, ne ideolojisi,
ne efendim sureti ya da diğer özellikleri hiç önemli değil. Evet. O bir insan, insan olarak vermiş olduğu değerle hız kazanan ve yol bulan bir kavram. İnsan odaklı. Evet. Dolayısıyla insan odaklı tabii. Madem baştan dedim ki, yani her insan bana göre liderlik özelliklerinin bir bölümünü genetik olarak zaten alıyor. Kendi insani özelliklerini kaybettiği noktada bazı şeyleri kaybedebiliyor. Yani Farsça'da bir atasözü var. Hani evet. Der ya, yani ne mutlu ona, sıpa olarak doğdu, eşek olarak öldü. Öldü. Şimdi her doğada, her canlı kendi nesliyle ilgili doğar. Aslan, aslan gibi doğar, aslan gibi olur. İnsan da insan olarak doğar ve insan olarak da ölür. Ama bu sürecin niteliği ve kalitesi, evet. Niteliği ve kalitesi insanı insan yapan değerler. Yoksa yaratan herkesi eşit yaratmış. Herkesi kendinden bir parçayla yaratmış. Peki böyle şeyler değişiyor. Evet, genetik anlamda bir şeyler varken o not defterine neler sığıyor, neler giriyor? Bunları belki tartışır, konuşabilir. Belki de yine bir kapı açabiliriz izleyenlere ve dinleyenlere diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam, lider, bir lider ne yapmalı, ne yapabilir? Şimdi bir kere bakın, şöyle başlıkta biz liderin liderlik vasıflarını yani belli bir ölçekte ölçebiliyoruz. Daha doğrusu bir insanın, bir bireyin. Evet efendim. Yani bu ölçerken de bu beceriyi hayata geçirebilme gücüyle ilişkilendiriyoruz. Yani bunu yapabilirliğiyle ölçüyoruz. Ve bu karşımıza bir yıl tabii başlıklar çıkartıyor. Yani bir lider diyoruz ki etkili bir görüntü veren bir insan. Yani bazı insana bakarsınız, yürüyüşünden bile etkilenirsiniz. Etkili bir görüntü verir. Ya da iletişim becerikleri çok güçlüdür. İyi bir iknaçıdır. Artı iletişim süreçleri beraber doğru insana doğru işi vererek bireyin içerisindeki çıkan o sayıklara, güdülere ya da o motivasyonu harekete geçirme gücüne kapı açar. Yine tekrarlıyorum. Doğru insana doğru işi vererek. Hep şuna inanılır genelde aslında. Evet. Yani lider ekibini motive eder. Ama aslında bir insan kendisini motive eder. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli farklılık akıldır. Akıl onda vardır. Akıllı olan o insan bu aklı kendisine sunulanın dışında değerlendirebilecek beceriye sahiptir. Evet. İşte o beceri sınırları içerisinde lider doğru işi doğru insana vererek onun içerisindeki heyecanı çıkarmış olur. Evet. Onun içerisindeki gücü ortaya çıkarmış olur. Ve birey de kendini motive etmiş olur. Evet. Çünkü böyle bir motivasyonun sonucunda bir liderin yaratmış olduğu heyecan dalgasının içerisinde esas yapılan işin yaratmış olduğu duyguyu yaşamaktır. İnsanı motive eden tek şey budur. Evet. O sürecin sonunda yaşadığı duyguyu hissetmektir. Lider bunu ortaya çıkaran kişidir. Evet. Ama bunu ortaya çıkarırken de böyle lap diye luk diye çıkaramıyor. Evet. Yani kendisinde bulduğu değerleriyle beraber o becerileri geliştirebilecek bir seri süreçte kendisini tanıyan, kendisini tanıyabilen ve karşıdaki kitleleri de tanıyabilecek ölçekte %100 hiçbir insan tanınamaz, bilinemez. Kendini bilmek kolay iş değil. Evet, kendini tanımak çok tanımak zor iş. Kendini tanımlamak daha da zor. Tabii canım, yani hiç olmadan, hiçlik mertebesine erişmeden evet. Diğerlerini anlamak, değeri yakalamak, zıtlıklar ilkesi içerisinde doğru bir şey değil. Çok zor. Tabii ki. Çok zor. Hiçliği bileceksin ki, hiç olduğunu anlayacaksın ki ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsun. Evet. Yaratanın sunmuş olduğu şeyin kıymetsizliği üzerinde bir tartışma söz konusu olabilir mi? Evet. Olamaz. İnsan odaklı. Ya da başka bir açıdan bakalım. Şöyle devam edelim. Evet. Bakıyorum. Şimdi liderliklerde zannedilir ki bir lider işte bir tarzı vardır ve gider. Aslında yani bizim toplum o şekilde biliyor. Öyle biliyor. Yani evet. Liderlik stili dediğimiz ya da bir lider hangi liderlik stilini hangi zamanda kullanabilir? Aslında buna vakıf olandır. Çünkü bugün bir liderin yönettiği, bugün bir lideri çektiği ya da bir liderin sürüklediği kitlelerin yapıları hep değişkendir. Çok değişkendir. Değişkendir. Bölgesel. Kültürel yapıları farklıdır. Örf adetleri. Bilgileri farklıdır. Ananeleri. Gelenek ve görenekleri farklıdır. Tabii ananeler farklıdır. Ruh yapısı farklıdır. Beklentileri farklıdır. Sosyal yapıları farklıdır. Genetikleri farklıdır.
Yani hepsi farklıdır insanlar. Hepsi ayrı bir dünyadadır. Evet. Hepsi. İşte lider bu farklılıkları kabul edebilen bir bireydir. Çünkü insanların farklılıklarını kabul etmek özgürlük demektir. O zaman insanların farklılıklarını kabul eden bir lider sorunlarla uğraşır, insanlarla uğraşmaz. Evet. İnsanlar farklıdır. İnsanlar kötü yol seçerler, iyi yol seçerler. Ama hepsinin gideceği yer aynıdır. Bir gün iyi olacaklardır. Bunu umut etmek gerekir. Şimdi liderin aynı farklı bir açıdan şöyle baktığımızda tabii grup toplantıları, müzakereler, evet. O grup toplantılarda çözüm üretmeler, artı zamanı doğru planlayan, amaçları ve hedefleri ortaya doğru koyabilen ve konjonktüre göre, aniden değişen şartlara göre çok dinamik bir şekilde bunları yeniden yapılandırabilen, bu gücü olan, stratejik düşünebilen, o stratejik düşünmenin hayata getirmiş olduğu o kumarı, o riskleri doğru hesaplayıp kararları doğru alan, artı tabii ki projeleri doğru yönetebilen, fonları doğru yönetebilen. Evet, kesinlikle. Yani her para böyle gökten yağmıyor. Her şey bir kaynağa bağlı. Kısıtlı kaynaklarla yapılıyor. Bugün ülkemiz krizlerin içerisinde hep var olan bir ülke. Bundan 50 sene evvel de yine kriz vardı. Hala var. Hala devam ediyor. Tabii kriz devam etmiyor değil ki. Kendi yani. Öyle bir coğrafyadayız ki biz. Evet, krizin olmaması mucize. Krizler coğrafyası. Tabii. Krizin olmaması çok evet, ucuze. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan, her yerden bırakın onu. Kendi içimizde bile evet. Krizin olmaması bir mucize. Öyle olunca da bizim insanımız krize karşı bağışıklık kazanıp krizi yürütebilecek bir güçte. Ama o krizi yürütebilecek bir gücün harekete geçirebilme noktasında lider çok çok önemli. Peki bu noktada duygular harekete geçirme nasıl olur hocam? Şimdi olaya şöyle bakarsak, bakın demin başkanlarıyla olan ilişkilerde diğerlerine duymuş olduğu ilginin, yani liderin bu ilgide samimi olması gerek. Önce samimiyet. Tabii samimiyet olması lazım. Zaten niyetin doğru olması kesin. Yapılacak işin doğru olması da kesin. Evet. Niyetten zaten farklı bir şeyden söz etmiyoruz bu evet. Noktada. Ama ben sana ilgi duymalıyım. Ama bu ilgi duymamda da samimi olmalıyım. Şimdi sana ve işte sizlere ve onlara liderin bir arada olduğu, o ilgiyi gösterdiğinin paralelinde de onlara güvendiğini de hissettirmeli. Karşı güveni alabilmeli tabii. Liderinden. Yani liderin bir lider duruşundan. Tabii yanındakilere güvendiğini hissettirmeli. Evet. O güveni hissettiği gibi hissettirmeli. Yani bir insana seni seviyorum demek bir problem değil. Evet. Kötü bir şey değil. Sana güveniyorum demek ve bunu hissettirmek kötü bir şey değil. Yani bazen bizim yapımız içerisinde baba evladına seni seviyorum ödememiş ölene kadar. Evet. Bu bir meziyet değil. Öyle görmüştür, öyle öğretilmiştir ama değil. Evet, bir çocuğun insan, başını hiç okşamamıştır. Bir insan bunları duymak ister. Evet. Bir insanın çok değerli bir hazinesi var. Bazı insan duymak ister, işitmek ister, görmek ister, hissetmek ister, dokunmak tabii, ister. Dokunmak ister. Onun sırtını sıvazlamak ister, alkışlamak ister, başarısını kutlanmasını ister. Çünkü bir insanın egosu var. Evet. Bu ego kontrol altında olması lazım o bireyin. Egoyu yok edemez. Egoyu yok etmek zaten insanı öldürmek demek. Evet. Şimdi onu kontrol altına alabilecek bir bireyin egosunun yaralanmasıyla birlikte egosunun ödüllenmesi çok önemli. Çok karşılık önemli. İki ilişki. Bir lider bir taraftan bir şeyleri karşısına alırken bir taraftan da ödüllenmesini bilecek. Ama her şeyden önce davranışlar zemininde baktığınızda olaya bir insanın yanında görmek istiyorsan egosunu karşısına almamayı da öğrenecek. Bilmek gerekiyor. Bilmesi gerekecek. Bu da bir dergâhtan geçme. Bu da bir öğretiden geçme. Bu da bir bilineni yeniden gözden geçirme süreci. Yani liderlik evet Tanrı Allah tarafından lütfedilir. Sana sunuluyordur. Ama sen bunun farkında değilsen gömülür gider. Evet. İnsanlar olumlu özelliklerini geliştirmek zorunda. Evet. O farklılıkları yaratmak zorunda. Ve başa çıkamadıklarında da öğrenmek zorunda. Çünkü ne? Yaratan bir akıl vermiş. Akılın karşılığı öğrenme.
öğrenmenin karşılığı bilgi. Ayet-i Kerime'de de istiyoruz en fazla geçen kelimelerden bir tanesi. Tabii. Şu değil midir Sayın Hocam? Akıl etmez misiniz? Tabii. Tabii. Akılın karşısında ne var? Öğren diyor. Neyi öğrenecek? Bilgi. Bilgi çok önemli. Bilgi çok önemli. Bilgi olmazsa aklın o akılcı davranışın hiçbir anlamı yok. Hiç olmuyor zaten. Yani bunu hangi açıdan bakarsanız bakın, ister dini zeminden, ister uygulamalar içerisinde, yapının hangi kilometre taşını ele alıp incelerseniz inceleyin, akıl bilgiyle ilişkili. Evet. Bu kadar açık ve net. Şimdi burada demin sorduğunuz o soruya oradan geçebilirim. Şimdi buyurun. İnsanlar belli bir hedefe ulaşmak için o hedefe vardığında nasıl bir duyguyla karşılaşacağını ya da o duyguyu yaşamak istediğini kendisine kabul ettirmesiyle yola çıkar. Evet. Yani burada bizim 3D dediğimiz düşünce, duygu ve davranış birlikte hareket eder. Yani ilk önce zihinde düşüncededir her şey. Düşüncededir her şey. Ve bunu bir dönem sonra hisse döner bu. Bir dönem sonra da davranışa. Hisle ve davranış. Yani duygu ve davranış birlikte hareket eder. Bazen duygu davranışın öncülüdür. Bazen de davranış duygunun öncülüdür. Yani eskiden biz hep şöyle derdik. İnsan ne hissediyorsa öyle davranır. Doğrudur. Bugün hayatında, yaşamında aniden olumsuz bir şey olsun. Hissettiğin neyse senin davranışına yansır. Kesinlikle. Ama insan öğrenildikçe beynin o sırları, o yaratanın o mucizevi canlısını içine girip onu yakaladıkça farklı şeylere ulaşıyoruz. Bugün bilgi bazı alanlarda 6 saatte bir değişiyor. Bizim gibi iletişimcilerin, bizim gibi insanı... Her bilmiş olduğumuz bilgi 6 saatte bir eskimiş oluyor bu arada. Eskiyor yani bir insan davranışlarını inceleyen bilim alanlarında benim ve benim gibi arkadaşlarımızın, bizim gibi insanların karşımıza çıkan laboratuvarları insanı incelemek. Ama insanı incelerken bugün böbreği dalağa geçtik. Evet. Ortada bir şeyler var. Ama bilinmez burada bir beyin var. Vallahi. Yani o beyin şu anda yapay olarak hiçbir şekilde o güce ulaşılamıyor. Yani hepsini tek tek yap. Sistemin her parçasını tek tek üret. Ama A artı B artı C her zaman küçüktür sistemin bütününden. Çünkü bütünün bir araya geldiği o organizasyonel yapıyı oluşturamıyorsun. Oluşturmak. Tabii yani. Oluşturamıyorsun. Oluşturamazsın da. Her zaman bir eksik kalır. Çünkü yaratan yarattığını mükemmel yaratmıştır. Bunun yaratılan farkında değildir. Yaratılanın farkına varabilmesi için kibirden uzaklaşması lazım. Çok önemli. Çok önemli. Ego diyoruz ya. Evet. Bu kibirden uzaklaşması lazım. Mütevazi olmak doğrudur. Ama yersiz mütevazilik de aşırı kibirden gelir. Bilgiyi yerinde paylaşmak, bilgiyi yerinde değerlendirmek, kime, nerede, nasıl, niçin söylediğini iyi bilmek, gerektiği yerde de ki neredeyse %55'i dinlemekle geçen bir süreçtir bu. Çok önemli. Bunu yok eden bir birey ancak ve ancak liderle örtüştürülebilir. Bugün ego dediğim ya da bu duyguların 3D davranışlarda bugün şöyle bir örnek verirsem, bugün satışçıya hedef veriyorsunuz siz ve diyorsunuz ki motive ediyoruz sizi. Ya da işletmeler vizyonlarını oluşturuyorlar. Evet, evet. Vizyonları oluştururken diyor ki sonra da iş adamı, ya benim vizyonumuzu oluşturduk ama biz bu sonuca, bu fotoğrafın içerisine giremedik. İki sebep var. Ya doğru vizyon oluşturamadın ya da bu vizyonun seyahatine çıkacak olan senin grup arkadaşların, ekibini oluşturamadın. O vizyonda değil. Evet. O vizyonun içerisinde. Ekibin zayıf kaldı. Şimdi peki o ekip aslında heyecanı nerede duyacak? O vizyona ulaşmak ya o sürecin içerisindeki o macerada duyacak. O başarı duygusunda duyacak. Oradaki hareketlilikte duyacak. Elde ettiği sonuç. Bugün dağcılar 8000 metreye tırmanıyor. Tırmanmak hedef. Ama onun esas öncülüğüne o hedefe girdiğinde çıktığında yaşayacağın duygu önemli. Bugün para büyük bir güç. Herkes paramı kazanmanın peşinde. Duygu ve paraya birazdan devam edelim hocam. Peki. Reklam aramız var. Öyle mi? Birazdan. Peki o zaman reklamlar. Nokta diyelim, devam ederiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, para demiştiniz sohbetimizin sonunda. Şimdi para derken şuraya bağlamak istedim ben konuyu.
İnsanlar para kazanmak isterler. Günümüzde bugün çok önemli. Hatta hak ettiği yerden daha da önemli. Neredeyse yaşamın içerisinde bizi öldüren de var eden de bu kavram. Tartışılır. Başka bir yerde tartışılır. Ama bir insan neden para kazanmak ister? Hedefi para kazanmaktır. Aslında para kazandığı zaman yaşadığı atmosferin ona katmış olduğu duygu için ister. Yani herhangi bir eylemin hem önünde harekete geçirmenin hem de sonunda bir duygu vardır. İnsanlar bu duygular içinde hareket ederler. Evet. Onun için de liderin harekete geçirmede duyguları ön plana çıkarmasında ciddi bir değer var. Ciddi bir olması gereken, yapılması gereken bir olgu var. O oluşumu göz ardı etmemeli diye düşünüyorum. Evet hocam. Çünkü karşı tarafı lider harekete geçirebilmek için karşı tarafın hangi duyguya ulaşmak istediğini bilmek zorunda. Başta kendini tanıyan o insan diğerlerini de tanımak zorunda. Senin o yaşadığın duygu farklı, senin yaşadığın duygu farklı. İşte bunları ortak bir zemine çekmek gerekiyor. Ortak bir zemine çekmek gerekiyor. Evet, evet hocam. Hocam şöyle bir şey soracağım sizlere. Bir liderin kendisine soracağı soru ne olmalı? Peki sizce ne olmalı? Demin söylediğim şey değil midir bence? Yani bir lider benim bir grubum kendisine var. Sorabileceği en önemli sorular yani, neler yani olmalı? Karşı taraf harekete geçmek istiyor. Yani harekete geçirmek istiyorum. Evet. Şimdi harekete geçirmek istediğim bu kitlenin ulaşmak istediği duygu ne? Bence liderin kendisine soracağı en önemli soru bu. Yani harekete geçecek mi? Binlerce insanın sonunda ulaşmak istediği duygu ne? Evet, bir eylem var, o eylemin içerisinde var olacak, onun heyecanını yaşayacak, mücadelesini yaşayacak ama evet, sona geldiğinde bu nasıl bir duygu? İşte kitlelerin, katmanların ya da grupların ya da bireylerin bu duygularının ortak bir zemine oturması gerekir. Ben o soracağımız soru derken bundan kastediyorum. Yani ben harekete geçirmek istediğim kitle var, o kitlenin ulaşmak istediği duygular ne? Bu soruyu kendine sorması ve o kitleyi iyi analiz edip iyi tanımlayacak. Ve bu sorunun cevabını çok iyi bilmesi lazım. Yoksa ortaya koymuş olduğu her motif kitleleri harekete geçirmeyebilir. Ve oradan aslında şuraya getirebilirim. Yani zemin kavramını biraz açabiliriz isterseniz. Evet, buyurun lütfen. Buyurun. Şimdi eğitimlerimizde işte akademi olarak ya da bireysel olarak yüz binlerce insana ulaştık. Evet, öyle konferanslarda, seminerlerde. İşte 2 senedir de Antep'te beraber geliyoruz. Evet, evet. Antep'te sevgili Antep'lilerle tanışıyoruz. Evet. Kurumlarıyla tanışıyoruz. Yöneticilerle tanışıyoruz. Eğitiminiz ve sohbetiniz çok keyifliydi. Evet, teşekkür ederim. Biz de artık Antep'li olduk. Evet. İnsan bu kadar yaşayınca bir şeyler oluyor, kanına bulaşıyor. Damarlarına akıyor. Yürüyerek gezdim ben Antep'i. Çok her önemli. Yarattığım fırsatı, hatta özel fırsatlar yaratarak şu 2 sene içerisinde her yeri karış karış dolaştım. İnsanlarımla dolaştım, insanlarıyla anlaştım. Sağ olsunlar misafirperverler, ağırladılar, insanlarını tanıdım. Ve Antep'in dinamikleri, Antep'in hareket alanları, sanayicisi, yaşayanları. Antep'in yani, bir zemininin etüdünü çıkarttınız. Evet. Şimdi buradan şuraya getireceğim. Bir ortak sonuç elde etmek istiyorsan, ki benim de burada bu kentte, ülkemin bu Güneydoğu'nun lokomotif olan bu kentinde var olmamın sebebi kendi deneyimlerimi, bilgilerimi paylaşıp onlarla bir arada kucaklaşabilmek ve birlikte bir yerlere gidebilmek. Onlara dokunabilmek, onların yani bana dokunmasına izin vermek. Böyle bir yapı içerisinde biz buralardayız ve ülkemizin farklı kentlerinde kendimizi ifade etmeye, dokunmaya çalışan bir yapı içindeyiz. Öyle olunca da zemini tanımak zorundasın. Zemin dediğimiz nedir? Zat diye böyle bir formülasyonumuz var. Evet. Yani, aslında ben ona gelecektim. Oraya evet, istemeden evet, geldik herhalde. Evet. Türkiye'de birçok büyük firmalara, büyük holdinglere, büyük iş adamlarına, aynı zamanda onların CEO'larına ve öğrencilerine birçok alanda kişisel eğitim dersi veriyorsunuz. Bugün aslında programda Ascon'la yapmış olduğunuz kişisel
gelişim programında, liderlik programında ZAS diye bir kavram duydum sizden. Bu kavram ben ilk defa duyuyorum. Sevgili seyircilerimize, bu ZAT nedir hocam? Şimdi bu ZAT aslında belirli sözcüklerin baş harflerinin oluşturmuş olduğu bir kelime. Ama neredeyse bizim işte eğitimlerimize gerçekten dilimize de pelesenk oldu. Böyle sık sık tekrar ediyoruz. Aslında tamamıyla bir hareket davranış kalıbıyla ilişkili. Yani farklı bir açıdan baktığımızda ZAT'sın Z'si zeminle alakalı. Hani dedim ya demin geldim bu iki senedir içerisinde. ZAT'sın Z'si zemin. ZAT'sın Z'si zemin. Evet. Zeminle her şey olabilir. İlişkilerde, grup çalışmalarında. Diyorum ki ben bu kentle birlikte olmak istiyorum. Bu kentin sanayicisiyle, insanıyla ben onlara dokunmak. Yani bir lider önce zemini tabii, bir görebilmeli. Tabii, sizin tabirinizle geldim Gaziantep'e gezdim. Ben neden karış karış dolaşıyorum? Evet. Esnafı ne düşünüyor? Taksicisiyle konuşuyor. Bu insan farklı kültürde, farklı coğrafyada, farklı bilgide. Bırakın aynı kent içerisinde hepsi farklı. Her insan kendi farklılığı içerisinde bir fenomen dünyada yaşıyor. Birisi Marslı, birisi Venüslü, birisi Jüpiterli, birisi farklı yerli. Ve o hayal dünyasını yaratmış olduğu, algı dünyasını yaratmış olduğu bir dünyada yaşıyor. Benim dünyamla onun dünyası nasıl kesişiyor? Mehmet'le Cengiz'in dünyası nerede kesişir? Ve bu kesişme noktasında biz nasıl birbirimizle ilişki kurabiliriz? Bunun yaratacağı sinerjiden nasıl yararlanabiliriz? Bütün bu soruların anahtarları benim şimdiye kadar anlattıklarımla beraber bu küçük kavramların zincirinde yatıyor. Zeminin Z'si bu zat. Evet. Ve şöyle diyoruz, bir zemini ortak kılamazsan, zat sözcüğün S'si sonucun S'si. Ortak sonuç elde edemezsin. Yani A'da da ne var? Siz zemini ortak kılarsanız, ancak ve ancak zaten zorlandığımız ortak algıyı yakalama şansımız daha fazla olur. Evet. Ortak algılığı yakalayabilirsek, o zaman ortak davranışı yakalama şansımız daha yüksek olur. Ortak davranışta beklediğimiz ortak sonucu getirme şansı verir. Bunlar birbirlerini tetikler. Bunu günlük hayatımızın içerisinde bir yere oturtalım. İstersen daha herhalde anlaşılır olur. Evet, sevgili lütfen, Mehmet. Lütfen. Yani örnek verelim, açız bugün. Yemek de yemedik, koşturduk. Hadi giderken de bir alışveriş yapalım dedik. Şimdi zemine biz neyi oturtalım? Açlığı. Açlığı oturtalım. Açlığı zemine oturtursak, alışveriş merkezine girmeden bile algımız hep nerededir? Karnımızda. Evet, karnımızda. Çünkü zeminde açlık var. Evet. Peki bu algıyla biz girdik içeri. Nasıl davranırız? Ne varsa alırız. Evet. Yani gözümüz önüne. Tabii sadece benim değil belki de 50 kişinin doyacağı kadar alırız. Ya da cebimizdeki kadar alırız. Ya da cebimizde 50 birim varsa bu 50 birimin yarısı sarısını yarına saklıyorsak belki de düşünmeden o 50 birimi birden harcarız. Bir de kredi kartı varsa. Ya bir de onu daha da çok çekeriz. Evet, daha sonuç da daha fazla harcama. Hemen değiştirelim bunu. Bu alışverişten önce ve 15-20 dakika önce ağzımıza bir tane at ağzına bir şeyler. O açlık duygusu yok olsun. Zeminde tokluk var. O zaman nasıl algılarız? Daha rasyonel olmaz mı? Evet. Daha akılcı daha olmaz mı? Tabii. O zaman aldıklarımız sonucumuzu olumlu etkiler. Çünkü İnsan ilişkileri de böyle. Bir iki insan tanışıyoruz sevgili Mehmet. Evet. Tanıştık. Evet. Siz beni gördüğünüzde benimle ilgili bir algınız var. Benim sizi gördüğümde sizinle ilgili bir algınız var. Varsayalım ki ön yargılarınızın çok fazla olduğu bir insansınız. Beni gördüğünüz andan itibaren benim zeminime ukala, küstah, şuna bak, haddini bilmez diye bir sözcük oturttunuz. Beni nasıl algılarsınız? O sözcükle. Hep bu zeminleriyle algılarsınız. Evet. Nasıl davranırsınız? O zemininin bana vermiş yani, olduğu davranışlarla. Doğru mudur sonuç? Karnınızın doyduğu gibi yarım saat sonra benle ilgili bu ön yargınız yüz değişebilir. Ya ben ne kadar da hata etmişim. Aslında bu adam ermiş dersin. Evet. Bilemem ki ne diyeceğini. Bu sefer zemine ne oturur? Bu oturur. Bu oturduğunda farklı algılarsın. Farklı davranır, farklı sonuç alırsın. İlişkilere bakıyorum. Yıllar evveldi benim gazetecilik yaptığım dönemler, 80'li küsürlü yıllar. Yine iletişim danışmanlığı yaptığım dönemler. İşte merkezde, devlette evet. Yaptığım görevlerle ilişkili. O gazetecilik döneminde de bir tanıtım dergisi vardı.
bayağı aktüel dergiler. Evet. İşte onun yayın müdürü, imtiyaz sahibi falan filan. 25 senelik, 30 senelik arkadaşlar bunlar. Evet. Böyle bir gün İstanbul'a gittik, Cağaloğlu'nda oturduk. İşte bir esnaf lokantasında bir şeyler atıştırıyoruz. Dedi ki arkadaşım, ya Cengiz dedi, 25 senelik arkadaşım. Karşımda elma yerken, elmanın hışırtısı kulaklarımda büyüyor. Ve adam 25 senedir bu adam senin karşında elma yedi. Bu hışırtı neden kulaklarında büyüyor? İşte her şey. Baktığın zaman neyi görmek istediğinle hep değişken bir zemine sahip. İşte liderin, yönetenin ya da anlık oluşan grup liderlerinin adına ne derseniz deyin. Bence yapması gereken ilk şey kitlelerin ya da idare ettiği kesimin, idare ettiği grubun beklenti duygularını yakalayıp zemini ortak kılmak zorunda. Hedefiyle, koy göstermiş olduğu yolla doğru işi doğru insana vererek o zemini ortak bırakacak, ortak algı yaratacak, ortak davranışı sağlayacak ve ortak sonuca varacak. Ama zeminin de her an değişken olabileceğini de göz önünde bulunacak. Evet. Açlıkla tokluk arasındaki ilişki gibi. Evet. Onun için dönem dönem her ne kadar düşünce, duygu ve davranışları ortaya koyduk ya. Evet. Hani ne hissederse kişi öyle davranıyor dedik ya. Ama artık günümüzde nasıl davranırsa öyle hissettiriyor insanlar. Hani diyoruz ki artık ya bugün senin günün çok mu kötü? Başını şöyle 2 santimetre, 1,5 santimetre yukarı kaldır yürürken. Başın toprağa bakmasın. Birazcık şöyle yukarı baksın. Yürüyüşün değişir. Bakış açın değişir. Demek ki davranış hissettiğin duyguyu değiştirebilecek beceriye sahip. Evet. O zaman bu gücü de iyi kullanmalı. İyi kullanabilecek bir dergâhtan geçmeli, bir beceri kazanmalı. Liderin not defteri içerisinde önemli olan çalışmalar evet, bir tanesi. Zatsta Z, zemin evet, diyorsunuz. Evet, evet, A'sı evet. A'yı bir açabilir miyiz hocam? A'sı algı. Algı her insanın bir eşiği var. Yani kendisine gelen mesajlarda ortaya çıkarmış olduğu anlam bütünü algıyı oluşturuyor. Ve bugün günümüzde algıyı yönetmek ayrı bir konu. Bugünün belki de toplantımız ya da bu çok önemli bir konu değil ama başka yani, bir programa sığabilecek. Bazen önemli. Yanlış kullanılıyor, bazen doğru kullanılıyor. Dilimize yine pelesenk oldu. Algı yönetmenin temelinde dedikodu sistemi yatar. Evet. Dolayısıyla böyle beslenmeye başlar ve insanların bilinçaltına bir dönem sonra farklı fotoğraflarla istediğin yere doğru çeker ve götürürsün. Bu bir iletişim tekniğidir. Öyle olunca da algı ne? İnsanların kendi dünyalarının değişimiyle alakalı. Bundan evvel de söyledim. Her insan farklı. Her insan farklı bir dünyadan. Her insanın kendi fenomen dünyası farklı. Benim söylediğim bir sözcük senin için hakaretken ya da başkası hakarete için yönelik bir tepki oluştururken bir başkasına söylediğimde alkışlaması onun dünyalarının, birbirimizin dünyalarının farklılığını ifade eder. Algılama şekli. Tabii. Algılama şekli. Algılama o algıyla şekli. O dünyayı oluşturuyor. Evet. O algı kendi fenomen dünyası, kendi imaj dünyasında oluşmuş bu. Küçüklüğünden bu ana kadar geldiği, geçmişiyle hesaplaşma, geleceğiyle ne bileyim sorgulama ve anı unutarak yaşamış olduğu bir hayatla gelişiyor bu. Evet. Ve böyle bir bireyin anı yaşama becerisini de yanında not defterine bir şekilde not almalıdır diye düşünüyorum. Yani biz algıyı not almalı. Evet evet biz hem algıdan o soruyla anı yaşamaya da getirdik. Anı yaşamaya geldiysek biraz şu egodan bahsedebiliriz diye düşünüyorum Mehmetciğim. Yani hayal et. Egoya geçmeden önce aslında bu zatsın D ve S kısmına. Oralara da girelim. Oralarda, davranış. Davranışlara evet. Girdik. Davranışı girerken şöyle girdik. Yani düşüncede oluşan bir kalıp duygularla hislendiğinde, duyuslarla oluştuğunda davranışını da yanında getiriyor. Evet. Yani 3D dediğimiz duygu, düşünce, davranış bireyin tutumunu ortaya koyuyor. Ve bir insan o hissi yarattığında o davranışı, bazen de o davranışı oluşturduğunda o hissi yaşıyor. Böylelikle birbirinin öncülü olarak yer değiştirdiğine göre lider bazen davranışla duyguyu, bazen de duygunun hemen sonrasındaki davranışı algılayıp yönetebilme becerisinde olmalıdır. Olmalı. Not defterinde. Tabii. Diyoruz. Şimdi burada hep yönetmek falan diyoruz. Yani insanlar bu kadar mı hazır mı zor ama
insan inandığı yerin arkasında gider, inandığı düşüncenin arkasından gider. İnanç önemli. Ve bunun içerisinde güven de önemli. Bunun içerisinde kaynağa duyulan tutum da önemli. Ben bir şey söylerim, adam sallamaz. Sen bir şey söylersin, başın üstüne koyar. Söylediğimiz aynı şeydir. Ama kaynağın tutumu sana göre ben daha olumsuzum demektir. Evet. Olumunca da kaynağın tutumunun olumlu olabileceği davranışlar mazumesi bir insana gerçekten not defterinde yer bırakmayacak kadar not almasını gerektirebilir. Peki. Ama ben yine söylüyorum, evet. Aslında insana bahşedilmiştir bu. Erdem, fazilet, hoşgörü, anlayış, sağduyu, nezaket. Aslında bunların hepsi var. Hoşgörü. Hepsi var. Peki hocam, sonuç? Evet, şimdi sonuç derken yola çıkışımızdan söz ediyoruz. Yani yola çıkarken bir liderin not defteri dedik. Ve bu not defterinin içerisinde neler olabileceğinden söz ettik. Aslında bu not defterinin içerisinde liderin durumsal yapı içerisinde göstereceği liderlik stillerinin lider tarafından öğrenilmiş, bilinmiş ve denenmiş ve sonuçlarıyla da teyit edilmiş ve bir değişken zemin içerisinde kullanılabilir noktada olması gerek. Ya da yine liderin ya da bugün günümüzün işletmelerin başında olan insan liderlerin grup dinamini oluşturabilecek beceriye sahip olması gerek. Grup dinamiği içerisinde, yani bir grup dinamiğinde insanı hareketlendirmek için iki eylem oluşur. İki farklı faaliyet oluşur. Bunlardan birisi iş, diğeri işlem. İş amaçlanan ve sonuç varılan çalışmadır. Evet. Yapılacak şeydir. Ama işlem bu süreci yapan kişilerin birbirleri olan arasındaki ilişkidir. Ama bugün bir bakıyoruz ki yönetenlerin, liderlik edenlerin, kurumların %85 portföyünde, not defterinde sadece iş var. İşe önem veriyor, yapılmasını gerektiriyor ama işlemi göz ardı ediyor. İşte liderin farkı burada. Lider işlemi de dengede tutuyor. Yani neyi dengede tutuyor işlemde? Bu süreç içerisinde çalışma grubu üyelerinin kendi aralarında ne yaşadığını da göz önünde bulunduruyor. Çünkü kendi aralarında yaşadığı her şey bir lider için veri. Onun içerisinde bazen kin var, bazen nefret var, bazen övgü var. O yaşananların içerisinde rekabet var, kıskançlık var, her şey var. Bunların izlenmesi, gözlenmesi gerekiyor. Grup dinamiği oluştururken, harekete geçirirken. Yani sonuç itibariyle bir lider kolay yetişmiyor. Ama liderin kolay yetişebilmesi için de lider kişi kendisinin farkında olması gerek. Yani davul başkasında, tokmak başkasında olmuyor bu iş. Kendi düdüğünü kendisi çalması gerek. Evet. Bir insan neden düdük çalar? Sana ne yapmak istediğini hatırlatmak için düdük çalar. Evet. Annen düdük çalar, ne yapmamı? Babam düdük çalar, nasıl ve ne yapmam gerektiğini. Trafik polisi düdük çalar, yapmam beni hizaya sokmak için çalar. Yani bir insan bu kadar, çok affedersiniz, akılsız mı? Yani Allah'ın lütfunun karşısında mı bu kadar? Benim aklım sende, senin aklın sende. Ve bu akıl varsa, işte bu aklın içerisinde bence merkezine insanı oturtarak kendi düdüğünü, kendi çalan bireye yetiştirmek gerekir. Bu ciddi bir sorumluluktur. Ondan sonra da su akar yolunu bulur. Hocam, insanın yaratılışında, insanın psikolojisinde şöyle bir tanım var. Ego diye bir tanım. Bu liderlik ve kişisel ölçümde ego nedir hocam? Biraz bu konuyu açabilir misiniz? İzleyenler için de ben kendi şu anda uygulamalarını istiyorum. Evet. Şöyle gözlerini kapatsınlar ve benim şu sorumun yanıtını versinler. Ey sizler, gözlerinizi kapattığınızda ya da bu gözlerinizi kapattığınızdaki süre içerisinde bir yaşamanızı, bir gününüzü, iki gününüzü bir gözden geçirin. Çoğu zaman kendinizi geçmişte bulur musunuz?
geçmiş içinde yaşarken bulur musunuz? Sorusunu sormak isterim. Eğer bu arkadaşlar, izleyenler, evet ya ben geçmişte buluyorum kendimi, orada da yaşıyorum diyorsa, hayal dünyasında yaşıyor. Evet. Gerçekte değil. İşte bu hayal dünyasındaki yaşatan şey, bizim hayalet benlik dediğimiz, aslında bu düşüncenin, imajın, bu fotoğrafın sanal olarak ortaya çıkarmış olduğu gerçek. Yani sanal bir gerçek. Ama gerçek aşağı değil. Öyle olunca ego ya da hayalet benlik hep geçmişten besleniyor. Diyor ki, geçmişim olmasa ben neyim? Ama şu nüansı kaçırmayalım. Geçmişi düşünmek, geçmişten ders almaktan söz etmiyorum. Bireyin geçmişin bir anına gidip orada yaşamasından söz ediyorum. O ana girip oradaki kavgayı devam ettirmesi, oradaki hareketliliği yaşaması, orada şimdiye kadar söylemediklerini söylemesi, içindeki sesle ilişkili bu. Çünkü geçmiş hep keşkelerle doludur. Acabalarla dolu yani. Kalkıp pişmanlıklarla doludur. Evet. Oradan beslenir ego. Hep bir de geleceği planlar. E gelecekte korku vardır, kaygı vardır, bilinmezlik vardır. Neyi ıskalar insan? O anı ıskalar. Anı yaşama becerisine sahip değilse ve anı yaşama becerilerini diğerlerine kazandırabilecek, evet, o güç yoksa, ki o güç aslında bireyin kendi içinde olmasına rağmen, geleceği imar etmek o kadar kolay değildir. Bugün çok önemli. Çok, çok, çok önemli. Bugünü ne kadar doğru ve güzel geçirirsen, gelecekte o dönemde doğru ve güzel geçer. Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişten ders al ama geçmişi yaşama. İçinde 50 tane ses var. Bu seslerin hepsine kulak verirsen kendi hayatını yaşayamazsın. Hale dönüşür. Tabii. Senin içinde bir sesin var, kendi sesin var. Evet. Bir de egonun sesi var. Evet. Egon der ki git gebert. Sen dersin ki ne diyorsun? Can mı alınır? İşte bu kavganın içerisinde o sesi duymamayı öğren. Kendi çok önemli yeterli. Hocam. Çok evet. Önemli tabii. Bu aralar hiç duymamamız tabii. Gereken bir ses. Evet, o sesi duymayacaksın. O ses zarar verir. Kolay mı bu iş? Denemeden anlaşılmaz. Hayatta zor diye bir şey yok. Evet hocam. Bir sorun olmaz ki yanında çözümünde taşımasın. Emek vermek gerekecek. Yaratanın sana vermiş olduğu değeri senin hissetmen gerekecek. Aslında ne kadar küçük olduğunu anlaman gerekecek. Dünyanın senin etrafında dönmediğini bilmen gerekecek. Evet. Evet. Zor şeylerden bahsetmiyoruz. Aslında hepsinin yol ve yordamı var burada. Evet, evet hocam. Evet. Hocam, fenomen dünyasında yaşamak, nedir? Herkes kendi fenomen dünyasına mı yaşar? Bundan evvel de değindiğim gibi istersen onu şöyle örneklendirebilirim. Biraz, tabii evet, ki kendi evet. Fenomen dünyasında yaşıyor. Yani hepimiz kendi çıktığını... fenomen dünyamızda tabii. Mı yaşıyoruz? Milyonlarca iletişimde. Bütün insanlar görse. Kendi fenomen dünyası mı var? Tabii. Herkesin var. Kendisine ait bir fenomen dünya dünyası var. Mı tabii, var? Tabii var. Bir var. Çok güzel. Eskiden ilk kurulduğu çoklu televizyon dönemlerinde ilk televizyonlarımızdan birinde haber bülteni sunan bir hanımefendi vardı. Onun orada çok güzel bir sloganı vardı. Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun derdi bitirirken. Evet, önemli bir slogan. Yani insan kendi atmosferinde yanında taşımalı. Kendi atmosferinde hep iyi olmalı, güzel olmalı. O zaman başka atmosferleri de etkiliyorsun. Ama fenomen dünya dediğimiz zaten gelen iletişim mesajlarını sen de algılıyorsun, ben de algılıyorum. Ben bunu kendi süzgeçlerimden geçiriyorum. Kendi filtrelerimden geçiriyorum. Sen de bunu kendi süzgeç ve filtrelerinden geçiriyorsun. Ve sen bir şeye inanıyorsun. Ben de bir şeye inanıyorum. Senin bu inandığınla benim inandığım şeyler farklı olabilir. Aynı o iletişim çıktısına rağmen. Evet. İşte o senin dünyan, bu da benim dünyam. Aslında vallahi billahi ben yapmadım dediğin aslında işin göbeğinde olabilirsin. Farkında bile varmaz. Evet. Kendini öyle algılamazsın. Yani apayrı bir şey bu. Bunun için de fendi dünyalarında yaşar. Kendi dünyalarında yaşamaların sebebi de insanların farklı yaratılmasıdır. İnsanların farklılıklarına saygı duymayan ben bir bireyin inançlar manzumesinde hiçbir şeye saygılı olduğunu düşünmüyorum. Yaratana da saygısı yoktur. Hümmâşâ. Bu kadar açık konuşuyorum.
Bu kadar açık konuşuyorum. Çok önemli. Evet. Birbirlerinin farklılıklarına saygı duyacak insanlar. Bu gözünün rengi, saçın renginin ötesinde bir şey bu. En bugünlerde en fazla ihtiyacımız bir şey. Olan bir konu. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ahkam kesmeyecek. Saygı duyacak. Bu bir özgürlüktür. Bu özgürlüğü yaşayan birey zaten insan vasfına sahip olmaya başlar. Bu kadar da burada nokta koyayım yani. Evet. Sayın Hocam, bir liderin not defterinde olması gereken konuşma becerisi de çok önemli bir başlık diye düşünüyorum. Tabii, konuşma tabii. Becerisinde neyi vurgulamak istersiniz? Şimdi efendim konuşma diyeceksiniz ki biz konuşmuyor muyuz? Ben aşağı yukarı 93'ten bu yana hitabet etkili ve güzel konuşma atölyeleri açıyorum. Yani benim lise dönemimde tiyatro eğitimimde başlayan Semih Sergen, Allah ömür versin, tiyatro hocamız, ustamızın çok eski bir öğrencisi olarak o düşünceyle yetişmiş insanlar olarak ya da aile büyüklerimizin konudaki becerileri, dedelerimizin bize de genetik olarak bulaşmış herhalde. Ama bugüne kadar 15 bin üzerinde kitleyle, insanla birebir hitabet üzerine, konuşma üzerine çalıştık. Konuşma, kendi dilini konuşmaktan söz ediyorum. Evet. Konuşma eyleminden söz ediyorum. Bugün konuşma eylemi dediğimizde 4 temel hareket noktası var. Düşünce, dil, ses ve beden dili. Bu dörtlü bir bütün. Bu bütün bir araya geldiğinde konuşmayla ilişkili oluşabilecek en güzel noktalara varılıyor. Bireyin, bizim toplumumuzun insanların neden konuşamadığı sorusu geleneksel yapımızın içerisinde biraz sorgulanmalı. Bazı alt kültürlerin yaratmış olduğu belki de dominant hale getirdiği gelenek ve görenekler belki de. Farklı alt kültürlerin diyorum. Bu ülkenin bir ana kültürü var. Bu ana kültürün içerisinde de mozaik kültürler var. Bazen o mozaik kültürle bir gelenek ya da işte örf ve adet, gelenek, görenek ana kültüre baskın çıkabiliyor. Evet. Oradan yolla hareketle, belki de yoldan sapıyor. Konuşma deneyimsel bir olgu. 3 üniversite bitirip, doktora yapıp, sırt üstü yüzüp, kelebek takla atmakla alakası yok bu işin. Yoktur, evet. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Yani ne kadar deneyimin var, o kadar başarılısın. Ama bu deneyimi de bu işin, yani belagatın, hitabetin, retoriğin ilkeleri çerçevesi içerisinde harmanlayabilecek beceriye sahip olması gerekiyor. Tabii. İşte bu beceri, düşünce, dil, ses ve aynı zamanda beden diliyle bir manzume oluşturuyor. Yıllarca yaptığımız ve kayıtlı yaptığımız çalışmalarda, evet hocam, ki gerçekten Türkiye'de ender yapılan çalışmalardan bir tanesi bu. Ve ciddi emekler verdik 20-25 sene. İlk 3 sene, 4 sene öğrenmek isteyenin öğrenme sürecinde çok uzun zamanlar oluşuyordu. Yani başarma biraz daha öteleniyordu. Neler olduğunu düşündük biz, neden bunlar oluyor diye. Evet. Sonra da 1600 kişi üzerinde bir çalışma yaptık. Kamera kayıtları, elde ettiğimiz sonuçlar. 3 kez aynı deneklerle bir araya geliş ya da seminerlerimizdeki kayıtlardan yapmış olduğumuz çalışmada çok önemli, aslında bilinen ama bu zeminde de altını çizdiğimiz sonuçlara ulaştık. Mesela eğitim sistemimizin, ezbere olan eğitim sistemimizin bizde yok ettiği maalesef bir beceri var. Birçok şey var. Bunlardan bir tanesi, konuşurken düşünme becerimizi kaybetmişiz. Düşünerek konuşmaya Düşünerek konuşuyoruz. Tabii düşünerek konuşma ve patavatsızlık anlamında demiyorum. Eylem anlamında. Düşünerek konuşmanın da zararları var. Yani düşünüyorsun, ne söyleyeceğini onu anlatıyorsun. Yani yeni dil öğrenen ilk önce Türkçeyi düşünür, sonra yabancıda çevirir ya. Evet. Diye. Bu da öyle. Aslında beyin çok hızlı çalışıyor. Konuşarak düşünme. Tabii. Düşünürken, aslında konuşurken beyin çalışıyor. Satranç gibi. İkinci hamlede, üçüncü hamlede hangi cümleler gelecek, hangi sözcükler gelecek, nereye gideceğini ve bu sözcükler burada devre olurken göz kontağını kaçırmadan.
ilişkiler zemini içinde bütün kitleyi kucaklayarak bir süreci yaşıyorsun. İşte ezberci zihniyet. Ezberle yapılan bir çalışma. Düşünerek konuşma. Maalesef konuşurken düşünme becerimizi kaybettirdi. Çok önemli başka bir sonuca daha geldik. Evet. Şimdi duymakla işitmek arasında farklılık var. Bunu her yerde söylüyoruz. Ama bir baktık ki biz ya tanışma ki bu aslında İzmir kent ölçeğinde yapılan bir çalışma. Türkiye genelinde değil. Bunu da altını çizelim. Bu ölçek şey önemli. Esnana önemli bu olayı. Bir baktık ki konuşan insanların kendini sesini duyma özelliğini kaybetmişler. Yani %88 oranında. Kendi ses tonumuzu bilmiyoruz. Kendi sesini duymuyor konuşurken. Şimdi kendi sesini duymamak konuşmada çok ciddi risk. Yani deriz ya biz ağzından çıkanın kulağını duysun dersin. Evet. Ağzından çıkanı sen duymuyorsan o zaman ağzından çıkanın nereye gittiğini de bilemezsin. Onun için konuşmanın statüsünü belirlemek problem. Yani kendi sesini duymazsan uyum içerisinde olamazsın. Diyelim ki senle biz konuşuyoruz. Sen ne zaman soluğunu bırakırsan ben söze o zaman girmeliyim. Soluğunu bıraktığını hissettiğim an ben ona girersem senin sözünü kesmemiş olurum. Evet. Demek ki uyum çok önemli. Bilinçaltı diyor ki ben bunu sana ya da gözüne sokarak anlatmıyorum ki. Bilinçaltı diyor ki bu kişi uyumlu. Ben bununla iyi anlaşırım. Böyle söylüyor. Ve ne yazık ki biz konuşma işte kendi sesimizi duyma becerimizi kaybetmişiz. Şimdi kendi sesinizi duyma becerisini kaybedince bu sefer konuşmayın geliştireceği uygulamalarda birey sürece girmekte zorlanıyor. Diyor ki mesela ben çok hızlı konuşuyorum. Konuşmada hız tempo demek. Yani bu da ortalama 125'te 175 sözcüğü ifade ediyor. Ama bunu 250-300'e çıkardığını düşün. Ya da bunu 70-80'lere düşün. Çok örnekleri var. Evet. Şu anda vermek istemediğim. Şimdi yüksek tempo ve düşük tempo karşı tarafın algısını yok edeceğinden zaten anlam oluşturmakta da problem çıkarıyor. Zaten insanoğlu bütün algılamakta zorlanıyor insanoğlu. Çünkü bütünde dikkati dağıtacak çok girdi var. Oradaki bir ışık, oradaki bir ses, oradaki bir görüntü, oradaki başka bir şey insanın dikkatini dağıtıveriyor. O zaman ne kalıyor geriye? Hiçbir şey. Kendi sesini duymak için birey konuşmaya başladığı noktada kendini dinlemeye başlayacak. Çok önemli. Biz uygulamada baktığımızda kendini dinlemeye başladığında bu sefer konuşmada ne konuştuğunu unutuyor. O kadar tetikleyici bir şey ki bu. Mesela şimdi stüdyodayız, küçük bir ses var. Dinlemeye başlayınca o sesin ne olduğunu duyuyoruz. Evet. Duyuyoruz. İşte insan kendi sesini duyacak beceriyi yeniden kazanmalı. Onun için liderliğin el kitabında konuşma bu var. Tabii bir de konuşmanın bir akışı var. Bir ses enstrümantal tarafı var. Yani konuşma bir aygıt. Vurgular var, entonasyonlar var. Tonlama diyoruz. Tonlar var. Yani bugün 10 tane hayır söylersiniz. Doğru da dersiniz ki ya hep hayır diyorum ama hep yapıyor bunu. Ama ben size söyleyeyim. Hayır. Aslında bu bir evet. Hayır. Bu da bir evet. Demek ki melodiyi doğru çıkarmak, enstrümanı doğru kullanmak gerek. Çok önemli. Bu sefer de enstrümanı kullanmak için gerekli olan bir bakıyorsunuz ki soluk becerisini unutmuş. İnsanlarımız neredeyse %90'ı üst göğüsten soluk alıyor. Yani üfleyemiyor. Nefes almasını daha iyi biliyoruz. Tabii üfleyemiyor zurnayı, üfleyemiyor çalgıyı. Evet. Diyafram soluğunu unutmuş. Gerçekten unutmuş. İnsan enerjisini de etkiliyor bu. Etkilemez mi? Etkilemez. Hadi bu sefer yani soluk almayı bilen insana doğru soluğu nasıl alması gerektiğini öğretiyoruz. Ki enstrümanı doğru kullansın. Şimdi enstrümanı doğru kullanmazsa bir bakıyoruz ki bir saat konuşan insanın sesi kesilivermiş. Konuşmacı çünkü tabii blokaj farklı yerlerde. Buradaki boyun kaslarıyla bloke ediyor. Diyafram kontrolü yok. Buradaki etki baskı yapıyor. Ses tellerini etkiliyor. Evet. Ben sabah 9'dan beri konuşuyorum Mehmetciğim. Evet. Beraberdik. Evet. Kart neredeyse 12 saat olacak. Evet. Bir çatallaşma var mı? Çok doğru kullandığınız zaman. Demek ki doğru kullanmak zorundasın. Yani enstrümanı doğru çalmak zorundasın. Bu da ayrı bir emek. Bu da bir ayrı emek. Nefes doğru olunca notalar da doğru çıkıyor.
Yani en azından anlam yükleyebiliyorsun. Hani yarışmalarda var ya, duygularıma ifade edemedin, duygularıma giremedin diyor ya jüri. Evet, evet, evet. İşte ben konuşurken de kitlenin duygularına girmek zorundayım. Bir iknacı bunu hissettirmek zorunda. Onun için de enstrümanı doğru çalacak. E bu da ayrı bir alan. E beden dili zaten başlı başına bir konu. Yani sen ne söylersen söyle, bedenin bunun aksini söylüyorsa insan senin bedeninin diline inanıyor. Bir lider için beden dili çok önemli. Çok önemli. Tabii ikna ediyor, cümlelere giriyor. Ama vücudu öyle bir mesaj vermiyor. Dili ayrı yerde. Söylüyor, vücut ayrı söylüyor. Yani ağzı başka yerde, ayakları başka yerde. Evet. E böyle bir inanç oluşturabilir misiniz? Bir güven oluşturabilir misin her şeyden önce? Oluşturamazsınız. Onun için bu liderin not defterinde bizce çok önemli bir yer tutuyor bu. Lider iknacı olmalı. Konuşmacı. Olmalı. Lider hitabette doğru yerde olmalı. Bunun için de bedeli ne olursa olsun ödemeli. Çünkü ak dediğin yerde bir gün vak dersin, 10 senelik emeğin gidiverir. Bu iş bu kadar hassas. Evet. Evet, liderin not defterine konuşma becerisi hakikaten çok önemli bir başlık olduğunu beraber gördük değerli izleyicilerimizle beraber. Özgüven de var bunun yanında. Özgüven tabii aman. Düşünme tabii. Becerisi. Tabii. Kaygılar, korkular. Evet, kaygılar, korkuların olduğu gibi. Doğru liderlik stili diye bir kavram var. Liderlik becerilerini kullanma tarzı ne olmalı hocam? Evet, doğru liderlik stilinde. Çok sık sorulan bir soru evet, sevgili Mehmet. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Lider doğru zamanda doğru liderlik stilini kullanmalıdır dediğimiz cümlenin altında şu var. Üç başlık düşünün. Otoriter bir stile sahip, demokratik ya da katılımcı. Bir lider hem otoriter, yeri geldiğinde demokratik, yeri geldiğinde toleranslı lider olabilir. Evet. Peki ne zaman olacak bu? Yeri ne zaman geliyor bu? Mesele bu. Peki yeri geldiğinde bu davranışın içerisinde lider yer alabilecek mi? Bu beceriye sahip mi? Örnek veriyorum. Varsayalım ki çok iş yapılacak, çok önemli. Yapılacak iş için ayrılan zaman kısıtlı. Evet. Ve bu işi yapacak grubun elemanları, bireyler de deneyimsiz. Böyle ya da böyle bir hareketin içerisinde liderin demokratik ve toleranslı olması beklenemez. Lider burada otorite olmak zorunda. Tüm iletişim kanallarının onda toplanmak zorunda. Planı yapıp sek idari o yapmak zorunda. Diyelim ki iş yine çok önemli ama çok fazla risk yok. İtibarı zedeleyecek bir risk yok. Artık katılanlar az deneyimli. Deneyimsizdir ama kısmi deneyimleri var. Zaman da makul. O zaman lider demokratik bir liderlik stili gösterebilir. Herkesin görüşünü alabilir. O görüşler çerçevesinde model oluşturabilir. Onlara sorumluluklar verebilir. O sorumlulukları izleyebilir. Ya da öyle bir hareket planı vardır ki o hareket planı içerisinde iş önemlidir ama zaman da iyidir. Kaynaklar iyidir. Ve grup deneyimlidir. O zaman toleranslı olabilir. Yani katılımcı olabilir. Hiçbir şey müdahale etmeyebilir. Evet. Delegasyonu yapar ve yürür. Ama yine de o grubun çevresinde, o grubun kendi sınırlarını aştığı noktada dur diyebilecek yetki ve gücü hissettirme zorunluluğu vardır. Yani lider, liderlik stilini durumsal yapı içerisinde kendisi karar verir. Evet, evet hocam. Sanıyorum kısa da olsa bir açıklama getirmiş oldum. Peki hocam biz şu anki toplumumuz düşünüp konuşan toplum mu? Konuşup düşünebilen bir toplumumuz. Nasıl bir toplumuz hocam? Şimdi yani öyle bir tele bastın ki sevgili Mehmet. Bunun evet. Üzerine çok tartışılır. İnsanların davranışları bir dönem sonra kimyasına işler. Evet. Tabii ki bizim geçmişimiz ve bugünümüz arasında çok renkli bir bağ var. Evet. Ve biz okuma toplumu yeni yeni oluşuyoruz. Biz daha çok dinleme toplumuyuz. Yani onu dinleriz, bunu dinleriz, şunu dinleriz. Biz düşünmeyiz. Belki de düşünmeyi çok istemeyiz.
Ve bizi için düşünenlerin peşinden çok gideriz. Ama toplum aslında değişim içerisinde ve mutlulukla hissediyoruz. Belki sayısal yani nicel anlamda bizi mutlu edecek ölçekler yok elimizde ama en azından okuma toplumu olmak adına bir çaba içerisinde olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu ülkenin insanların tümünü kucaklayacak bir olgu oluşur bu anlamda. Peki hocam bu gelişmiş toplumlar sizce düşünüp konuşabilen toplumlar mıdır? Konuşup evet, şimdi dönüp dönüp aynı şey bak şimdi yani şimdi yani beni biraz... bir yere çekmeye çalışıyorsun. Şimdi bu yere ben geleyim mi gelmeyeyim mi gelmeyeyim ben o yere ama şimdi gelişen toplum, gelişme sürecinde olan toplum tabii ki bir değişimin içerisinde mücadele veriyorlar. Evet. Bu değişim ciddi bir olgu. Yani gerilimi de yanına getiren bir olgu. Ve o kadar da hızlı değişiyor ki hayat, yaşam, teknoloji. Bunun için de yer almak gerekiyor. Ve bunun için de yer alırken ölçeklerimiz var. Yani işimiz var, sanayi adamlarımız, sanayicilerimiz var, ticaretlerimiz var, efendim siyasetçilerimiz var. Ölçek bakmak lazım. Peki biz kiminle rekabet ediyoruz? Kendimizle mi rekabet ediyoruz? Biz bizim gibi ülkelerle hatta ve hatta kendi hedef koyduğumuz çizgiler çerçevesi içerisinde kalanlarla rekabet evet. ediyoruz. Yani bir taraftan teknolojiyi kullanıyoruz ama teknoloji ihraç etme oranına baktığımızda hemen hemen çok küçük yüzdelerdeyiz. Belki %3, %5. Ama bugün başka bir ülkeye bir bakıyoruz ki teknoloji ihraç et noktalarındalar. 300 milyar dolarlık, 250 milyar dolarlık. Ama bir taraftan teknoloji derken bir taraftan eğitim zeminine bakıyoruz. Bugün üniversitelerdeki eğitim, bugün ilk öğretim. Yani haklı veya haksız bir eleştiri getirilirse yapboz tahtasına dönüşmüş bir yapı sağlıklı sonuçlar vermez, yok olacak küçük nesiller oluşturur. Bunlar hep birer boşluk yaratır. O boşlukları da birileri doldurur. Evet. Bu ülke o birileri doldursun diye var olmuş bir ülke değil. Zorluklarla kazanılmış, yine bugün de aynı zorluklarla mücadele eden bir ülke. Böyle bir boşluk yaratma lüksümüz yok bizlerin. Biz kendi kültürel yapımıza, kendi hedef ve doğrultularımızla, kendi modelimizle, tabii ki denenmiş modellerden feyiz alarak, artı rekabet edecek olan o çocuklarımızın düşünce, duygu yapılarını o eşiklere çekmek adına kendi formülasyonumuzu bulmamız lazım. Ama 3 sene böyle, 5 sene şöyle, 6 sene şöyle, 2 sene böyle yapmak bir jenerasyonu ortadan kaldırmak demek. Kaldırmayı yok etmek anlamında söylemiyorum. Gelişimin içinde var olması anlamında söylüyorum. Yani bugün Y kuşağını tartışıyoruz, Z kuşağını tartışıyoruz. Ama bugün doğmuş 2-3 yaşına gelmiş çocuklarımızın bir davranışına bakın. Onlara baktığımızda kendimizin hiçbir şey bilmediğini bir kere daha anlıyoruz. Mukayese ediyoruz çünkü. Evet. Ben 3 yaşındayken bunları anneciğim yapıyor muydum diye soruyoruz. Yanından bile geçmiyoruz. Yani bu rekabet unsuru bireysel, kişisel gelişim içerisinde deneme, yanılma tutum üzerinden uzaklaşmayı gerektiriyor. Biz bir modeli alıp incelemeli, girmeli. Bunu da akılcı bir yolla seçmeli, özgürce seçmeli ve akılcı yola seçilen bu yapı içerisinde sonuçlarını yaşalamalıyız. İnsanın bir ömrü bunun sonuçlarını elde etmeye yetmeyebilir. Ama direkt yaşam sürdürülebilirdir. O yaşamı oluşturan bireyler sürdürülebilir sistemler içinde olmalıdır. O bireylerin oluşturduğu millet, devlet sürdürülebilir bir yapı içinde olmalıdır. Evet hocam. Devletin geleceği, bekası dediğimiz olay budur. Ama bunun hep gelişerek gitmesi arzu edilir. Bu gelişimin zemininde de insan vardır. İnsanımıza önem vermek vardır. Değer vermek vardır. İlgi göstermek vardır. Onları insan gibi kucaklamak vardır. Çünkü onu kucaklayanlar da bir insan. O insanlar insan olduklarını unutmamalılar. Benim son söyleyeceğim budur. Sevgili hocam, yavaş yavaş bu ara programımızın sonuna doğru gelirken size bir şey daha sormak isterim. Günümüzdeki gençlerimize, ben lider olacağım, bende liderlik ruhu var.
Bende bir cevher var, lider olabilirim diyen gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Öğren, 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 öğren. Öğrendiklerini uygula, 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 uygula. Evet. Deneyimle, 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 deneyimle. Yanıl, yanıl, yanıl. Hata yap, yeniden yap. Hayat bir öğrenim tahtası. Ama neyi, nerede, ne zaman, nasıl, niçin yapacağını bil. Bu sana sunulan bir yaşam var. Sürecin içerisinde ne kadar denersen yaptığın her yanlış senin hanene artı olarak geçiyor. Eğitim süreci. Bir sene kaybetmişsin. Önemli değil. Bana göre değil. Evet. Ama o bir sene kayıp sana çok artılar getirmiş olabilir. Sonra da hayatın içine giriyorsun. Ama zaten öğrenme süreci, doğduğun andan itibaren hayatın içindesin. Hayatı ertelemek gibi bir lüksün yok. Olamaz. Hayatı, yaşamı parçalara bölmek bana göre Yaradan'a karşı bir suç işlemek. Yani ben 18'ine geleyim bak 19'unda neler yapacağım, yapamazsın. Ben bir 40'ıma geleyim bak 40'ından sonra ne yapacağım, yapamazsın. Bir insan yapmak istediğini o an yapmak için elinden geleni yapar. Yani ben emekli olduktan sonra iki dönüm bir yer alayım, tarlada domates ekeyim, yok. Sonra da Ayşe nene kalkıyor çatısında, testilerin içerisinde domates ekip yapıyor ve sonra da kalkıp miraç ediyor. Ertelemiyor o. Yani benim iki dönümlük yerim olsun demiyor. Çatının terasını kullanıyor. Biz işte böyle olan bir nesil yetiştirmek zorundayız. Hep erteleden, erteledikler içinde sarı lira gibi ömürleri biten bir nesil istemiyoruz. Kendi adıma. Çünkü o nesil sürdürülebilir devlet anlayışının, devletin sürdürülebilir yapısını oluşturabilecek altyapıya sahip olmayabilir. Tehlikedir, bir risktir. Bizim için çocuklarımız çok önemli. Çocuklarımızı verdiğimiz her şey çok önemli. Ve artık dünyanın ne kadar küçük olduğunu öğrendiğimiz bu teknoloji çağında. Uzaylılar geliyor mu, gelmiyor mu diye tartıştığımız, var mı yok mu diye yani gereksiz tartıştığımız bir atmosferde. Bir Samanyolu sistemi dediğinde şimdiye kadar keşfedilen bütün gezegenlerin Samanyolu'nun %23'ü gerçeği olduğunu, bunun gibi daha 3,5 milyar yıllık galaksi olduğunu bildiğimiz bir bilimsel gerçekte Yaradan'ın büyüklüğünü burada yakalayamayan bir insan. Daha kendi o küçücük dünyasında yaşamış olduğumuz evreni keşfedemezken abi, kendimizi keşfedememiş olmak işte o dünya dursun. Artık ben bugün uzaylılar niye gelmiyor biliyor musunuz? Yani çok önemli yani bence. Evet. Biz adam yerine koymadık işte gelmiyor. Yani bir insan karıncaya basar geçer. Çünkü karınca onun için bir tehlike değildir. Görmez bile onu. Biz de öyle yani biz onlarla rekabet edecek veya da onlarla çatışacak bir noktada değiliz. Yani açıkçası kimse alınmasın. Bizi biraz küçük görüyorlar onlar. Ondan. Yani evet. Dünya zıplamak üzere. Evet. Dünyanın bu zıplamasını sağlamak lazım. Bakın ben çok daha belki ütopik bir şey söyleyeyim size. Bu da benim son bugünün nokta cümlesi olsun. Dünyanın bu kadar küçük olduğunu anladığımız şu noktada ülkelerin sınırlarının bile ben bir insanlık suçu olarak görüyorum. Evet. Bu dünyada yaşayan her canlı bu dünyanın sahibidir ve her yerde kendini yaşamak, orada bulunma hakkına sahiptir. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ediyorum. Bir sevgili seyirciler, bir kahve molası programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğum Cengiz Üzün hocamızdı. Bir liderin not defterinde ne olması gerekir, nelerin olması gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor? Konumuz buydu. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum efendim.